500 yıl önce Anadolu'da Kürt yoktu. 500 years ago, there were no Kurds in Anatolia. Il y a 500 ans, il n'y avait pas de Kurds en Anatolie. Noktalamadan Ergun Poyraz'a yapılan rezil saldırıyı lanetleyerek değinmek istiyorum. Ergenekon kumpası sebebiyle 7 yıla yakın süre hapis yatan Ergun Poyraz, yaşadığı Kuşadası'nda kendine ulaşan iddiaları mektupla başkana bildirmesi sonrasında saldırıya uğradı ki halen yoğun bakımda, yani hayati tehlikesi mevcuttur. Ergun Poyraz'a saldıranlarsa Oda TV'nin haberine göre Kuşadası Belediyesi'nin yaptığı son 17 ihalenin 15'ini alan 2019'da kurulan Güneydoğu kökenli firmanın sahibi ile çalışanlarıymış. Amaç belli, korkutup sindirmektir. Anlaşılamayansa başkana yazılan yolsuzluk ihbarı mektubundan firma sahibinin nasıl haberdar olduğudur. Kuşadası Belediye Başkanı'nın konu ile alakalı açıklamaları asla tatmin edici değildir ve cevap arayan çok sayıda soru vardır. Saldırıyı kınayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konunun behemahal üstüne gitmelidir. Aynı şekilde devlet de gereğini yapmalıdır. Tweet atanlar tutuklanırken görüyorsunuz gazeteciler linç ediliyor. İktidarsa oralı değil. Noktalarken size bazı Kürt realitelerinden söz etmek isterim. Kürt kökenli vatandaşlarımız sadece kendi kökenlilerine oy verir. Diyarbakır'da 12 milletvekilinin tamamı Kürt kökenlidir. Bir Trabzonlu veya Mersinli orada milletvekili adayı gösterilmez ve seçilemez. Ama Mersin'de Kürt kökenli bir vatandaşımız rahatlıkla milletvekili seçilir. Sözün özü, Türkler asla ırkçılık yapmazlar ve Kürt kökenli vatandaşlarını dışlamazlar. Bu bir Kürt realitesidir. Diyarbakır'da yaşayan Kürt kökenli bir vatandaş, bölgede herhangi bir sorun yaşadığında, Kuzey Irak yönetimine veya İran'a, Irak'a sığınmaz, İzmir'e, Antalya'ya, İstanbul'a göçer. Demek ki bu kişinin devlet ve milletle bir sorunu yoktur. Bu bir Kürt realitesidir. Orta Anadolu'da, Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da birçok yerel yönetimde belediye başkanları Kürt kökenlidir. Güneydoğu Anadolu'da bir tane Türk kökenli belediye başkanı, belediye meclis üyesi bile bulamazsınız. Bu bir Kürt realitesidir. Kürt kökenli vatandaşlarımızın ağırlıklı olarak yaşadığı Güneydoğu bölgesinde, devlet aldığı verginin iki katını oraya harcar. Yıllardır böyledir. Yani devlet ülkenin batısı kuzeyi güneyinden topladığı vergilerle, bölgeye destek olur. Bölgede %70-75 oranında kaçak elektrik kullanılır. Denizli'de bu oran %1,3'tür. Bölgedeki kaçak elektriğin parasını tüm Türk milleti öder. Bugüne kadar tek kelime şikayet duydunuz mu? Bu bir Kürt realitesidir. Tarih boyunca hiç kimse Türklere toprak hediye etmedi. Türkler, toprak elde etmek ve topraklarını korumak için savaştı, genç evlatlarını şehit verdi. Aynen bugün PKK terörü ve destekçileriyle yıllardır savaştığı gibi. Yabancı düşmanlar ve yerli işbirlikçileri bilmelidir ki, bugünkü Türkler tıpkı atalarının yaptığı gibi topraklarını, yani vatanımızı her hal ve şartta koruyacaktır. Ve bu cennet vatan hepimize yeter. Ancak her gün çocuklarımızın cenazelerinin gelmesi bizi üzdüğü kadar, herkesi de üzmesi ve düşündürmesi gerekir. Türk milletinin sabrı sonsuz değildir. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu.